Peki gelen soruların herhalde %90'ı arkadaşlarım yurt dışına gitmek istiyor. Mühendislik sorularında da öyle. Şimdi siz ikiniz de yurt dışında hocalık da yaptınız. Hani oralarda da yaşadınız. Biz bir kere dünya ile entegre o nitelikte gençler yetiştirebiliyor muyuz? Ya da bu eğitim nasıl olur? Ondan biraz konuşalım mı Fatih Hocam? Şimdi benim yani yurt dışı bir çözüm, maddi açıdan bir çözüm gibi gözüküyor ama uzun dönemde bazı sosyal getirileri var. Yani mesela bir ülkeye gittiğiniz zaman bir 10-15 sene, 20 sene kaldığınız zaman artık oraya yerleşmeniz gerekiyor. Yani köklerinizi oraya salmanız gerekiyor. Bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yani artık dönüşü yok. Çünkü çocuklar da büyüyünce orada evlenip kalacaklar. Yurt dışı acaba bir çözüm mü? Yani genelde ben şunu gördüm. Arkadaşlarımız gidiyor. Çoğusu bir 10-15 sene para kazanıp ülkelerine geri dönüyorlar. Ya da dönmek isteyip de dönemiyorlar. Bir de dönmek isteyip de dönemiyorlar. Öyle, evet. Çünkü yani şartlar, istedikleri şartları sağlayamıyoruz. Çocuklar mesela orada doğmuş, orada dil okula problemi. Gitmiş oluyorlar. Dil problemi olabiliyor. Yani çocuklar buraya gelmek zaman, istemiyor. Dil, gibi. En büyük sıkıntımız dil. Türkçe evet. Bilmiyorlar. Orada ilkokula gittiler, ortaokula gittiler. Dil problemi yaşadık yani epeyce bir süre. Yani bunlar şimdi evet cazip gözüküyor parası. Ama bana sorarsanız Türkiye'de çok şey yapılabilir. Çünkü artık network var, internet var, ağ var, her şey var. Bilgiye erişimde bir sıkıntı yok. Burada üretip dünyaya pazarlayabilirsiniz. Bugün oyun programlarında olduğu gibi ne yapıldı? Oyun yazılım şirketleri burada Türkiye'de ürettiler, yurt dışındaki firmalara sattılar. Siz yurt dışında olup biteni takip edip burada üretip satabilirsiniz. Onların yani istediğiniz rakama. O yüzden çok yurt dışına fazla şey yapıp düşünmeyelim yani. Peki, mühendisler yönetici olabilir mi? Değişik sorular var, onları konuşalım istiyorum bugün. Mühendisler yönetici olur mu? Hoca olabiliyorlar, onu biliyoruz. Evet, tabii ki yönetici de yöneticilik. Nerede okumuştum? Türkiye'deki CEO'ların çoğu mühendis kökenli. Evet. Kariyer yani netim çalışmasıydı. Takip eden hani arkadaşlarımız da internet üzerinde büyük şirketlere bakabilirler. Çoğu hani mühendis, çünkü disiplinli çalışma sistematiğine sahip oluyor ve her şeyden önce analitik düşünme yeteneğine sahip oluyor mühendisler. Matematik zekası zaten olmak zorunda. Hani nedir analitik düşünme yeteneği dediğimiz zaman, karmaşık bir problemi küçük parçalara ayırıp da çözebilir. Sebep ve sonuç ilişkisi, çözüm üretiyor. Dolayısıyla yöneticide de olması gereken hani özelliklerden biri. Ha, sonra geliştirebilir kendini. Hani biraz daha mühendisler hani bir şey üretmekle uğraşıyorlar. Biraz iletişim yönleri eksik oluyor mühendis. Eğer yani, tam olursa zaten çok iyi evet, işler kapıyorlar. Onun için ne yapabilirler? Hani iletişim becerileri de güçlü evet, olunca iletişim daha fazla. O yüzden de yeni hani şimdi artık eğitim müfredatlarda da biz işte girişimcilik dersi koyuyoruz mesela. Mühendislerin de girişimcilik dersi alması lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi yoksa da talep edin üniversiteden. Evet, artık çünkü mühendis hani bitirip de tamamen işte bir fabrikada veya bir işletmede çalışacak diye bir şey yok. Yani kendi işini de kurabilir ama bunu kurabilmesi için girişimcilik işte dediğimiz hani iletişim becerilerini güçlendireceksin. Girişimcilik, sunum yapma. Şimdi çok iyi ürününüzü yapıyorsunuz. Fakat onu iyi pazarlayamazsanız hiçbir anlamı yok. Evet, hiçbir anlamı olmuyor. Yani dolayısıyla pazarlama hani şu anda da zaten dijital marketing denilen şeyi öğreneceğiz. İşte zaten uluslararası biz ondan kaybediyoruz. Yani çok güzel evet. Şeyler yapıyoruz ama uluslararası arenada biz bunu sunamıyoruz. Evet.